Meclisimiz yeni bir sınav ile karşı karşıya. Yine bir dayatma söz konusu. Bölgesel savaşlar, terör, ağırlaşan ekonomik koşullar, yargının ve eğitimin işler acısı hali, siyasi kutuplaşmanın artık toplumsal barışı tehdit etmesi gibi çok ağır sorunlar için çözüm bulmamız gerekirken, bugün başkanlık sistemi hedefiyle önerilen anayasa değişikliği teklifini tartışıyoruz. Sorunlarımıza çok daha ağır ve devletimiz açısından belki de hayati tehlikede başka bir sorun eklemeye çalışıyoruz. Liderlerimizi, ideolojilerimizi, partilerimizi, hayallerimizi sevebiliriz. Onların peşinden gitmeyi tutkuyla da isteyebiliriz. Ama dürüst olmak zorundayız. Bu bizim millete borcumuz. Milletvekilleri olarak birinci sorumluluğumuz bizi buraya gönderen halkımıza karşıdır. Onların huzuru ve refahı en öncelikli görevimizdir. Eğer bir ülkede kuvvetler ayrılığı varsa, siyasal ve bürokratik güç etkin denetim ve denge mekanizmalarıyla sınırlandırılmışsa, hesap verilebilirlik ve şeffaflık devlet organizasyonunun temel unsurları ise, tarafsız, bağımsız ve etkin bir yargı mekanizması tesis edilmişse, rasyonel bir ekonomi yönetimi ve özel kurumlar varsa, bilimsel bilgiyi esas alan bir eğitim sistemi varsa, düşünce, ifade ve medya hürriyeti söz konusu ise, o ülkede huzur da, refah da oluyor. Bu şaşmaz bir denklem arkadaşlar. Bunlar olmayınca yoksulluk, şiddet, bağnazlık, yolsuzluk ve her türlü melanet için uygun bir ortam oluşuyor. Sizin Cumhurbaşkanlığı diyerek kısmen perdelemeye çalıştığınız başkanlık sisteminin dünyada başarılı olduğu tek ülke var, Amerika Birleşik Devletleri. Sizin önerdiğiniz sistemde denge ve denetim çok zayıf. Tüm güç başkanda toplanmış, parlamento seçimiyle başkanlık seçimi aynı anda yapılarak yürütme ve yasamanın aynı siyasi irade tarafından belirlenmesi hedeflenmiş. Önerdiğiniz sistemde sadece yasama değil, yargı da yürütmeye bağlanacak. Kendisine çok önemli görevler tevdi edilen Cumhurbaşkanlığı yardımcılarının seçimi ve kriterleri tamamen başkanın keyfiyetine bırakılmış. Başkana verilen kararname çıkarma yetkisi de yasamanın egemenlik alanını ihlal eden nitelikte. Eğer birileri istikrar adına bu sistemi öneriyorsa, inanın vahim bir hata yapılıyor. İstikrar, olumlu anlamıyla kamu ve hukuk düzenindeki devamlılıktır. Eğer istikrar karar alma mekanizmalarının bir kişiye emanet edilmesi olsaydı, bugün en istikrarlı devletlerin krallıklar ve diktatörlükler olması gerekirdi. Karar alma mekanizmasının hızlı olmasından daha önemli olan bir şey, o mekanizmanın doğru çalışması, isabetli kararlar üretebilmesidir. Güçlerin dengeli dağıtıldığı açık bir toplumda kararlar uzlaşma, istişare, demokratik katılım ve etkin bir denetim altında alınır. Şayet zaten böyle alınırsa kimse de kandırılmaz, kimse de kimseyi kandıramaz. Bugün yapılması gereken parlamenter sistem deneyimimizi çöpe atmak değil, aksayan yanlarını güçlendirmek, tarafsız cumhurbaşkanı ve güçlü başbakana dayalı yürütme sistemini tekrar tesis etmektir. Çocuklarımızın ve vatanımızın geleceği, milletvekillerimizin göstereceği sağduyuya emanettir. Anayasanın 175. maddesi anayasa oylamalarının nasıl yapacağını karar altına almış. Yani sizin değişiklik teklifinizde 175. madde olmadığına göre sizin açınızdan fiili durum oluşturup da sizin rahatsız olduğunuz bir madde değil. Dolayısıyla bahsettiğiniz şekilde anayasa değişikliği olursa bir daha fiili durum oluşmayacağını kabul etmemiz lazım sizin mantığınızda. Öyleyse burada çok kısa bir zaman sonra yapılacak anayasa değişikliği oylamasını 175. maddede yer aldığı gibi gizli oylamaya saygı göstererek mi yapacaksınız, yoksa bundan önceki anayasa değişikliklerinde yaptığınız gibi orada da bir fiili durum yaratacak mısınız? Şayet siz bugün buna da uymayacaksanız tüm Türkiye bilmelidir ki bundan sonra yapacağınız hiçbir anayasa değişikliğinde bir anlamı yoktur. Nasıl olsa onlara da uymayacaksınız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.